insan insansa günah işler. Muttaki de olsa işler, facir de olsa işler. Sahabe en muttaki insanlardandı. Onlar da günah işlemişlerdi. Muttakiler günah işlemezler demiyor Allah. Muttakiler günahta ısrar etmezler. Günah işleseler bile o günahtan hemen tezelden vazgeçip tövbe ederler. Bir daha ona düşmemeye gayret ederler. Bakın Rabbimiz muttakileri anlatırken onların fuhşiyat bile işleyebileceğinden bahsediyor. Hocam nasıl olur ya? Hem muttaki hem fuhşiyat. Vallahi Allah söylüyor. Bakın dinleyin Âl-i İmrân suresinden. Rabbimiz cenneti anlatıyor. Diyor ki o iddet lil muttakîn. O cennet kimler için hazırlanmıştır? Muttakiler için. Kim ya Rabbi onlar? Vellezîne onlar, o muttakiler izâ fe'alû fâhişeten. Bir fuhşiyat, bir kötülük yaptıkları zaman ev zalemû enfusehum ya da herhangi bir şekilde bir günahla nefislerine zulmettikleri zaman zekerullah. Allah'ı hatırlarına getirirler. Festağferu li zunubihim. Günahları için hemen affu mağfiret dilerler. Ondan sonra velem yusirru ala ma faalu ve hum ya'lemun. Bile bile bir daha ısrar etmezler. Kardeşler bakın. Allah muttakileri anlatıyor. Bunların fuhşiyat işleyebileceğinden bahsediyor. Ama sonucunda ne diyor? Böyle bile olsa Allah'ı hatırlar, istiğfar eder, bir daha dönmezler, ısrar etmezler. Fuhşiyat Türkçe'de anlaşıldığı gibi değil Arapça'da. Türkçe'de sadece Arapça manasının en zirvesi anlaşılıyor. Fuhşiyat denildiğinde eşittir zina anlaşılıyor. Ama Arapça'da sövmek de fuhşiyattır. Kaba kelimeler kullanmak da ya da bir harama bakmak da ya da ahlaka zarar verecek bir takım işler yapmak da fuhşiyattır. Yani bunun en asgari düzeyiyle en üst düzeyine hepsine fuhşiyat denir. Derece derecedir. Bunun zirvesi zinadır. En alt tarafı ahlaksız bir söz söylemektir. Yani bir insan küfrettiğinde, sövdüğünde buna da Arapçada fuhşiyat işledi denilir. Allah diyor ki muttakiler herhangi bir fuhşiyat işlediğinde olabilir sövebilirler, olabilir harama bakabilirler, olabilir bir iffetsizlik yapabilirler, olabilir zina edebilirler. Bunların hepsi olabilir ama tez elden istiğfar edip ısrar etmezler. İşte muttakileri diğer insanlardan ayıran nokta burasıdır. Muttakileri diğer insanlardan ayıran şey onların günah işlemeyişleri değildir. Günah işlerler, ısrar etmezler. Facirler ısrar ederler. Mesela bir muttaki kul, hakikaten Allah'tan korkan bir kul sigara içemez. Niye içemez biliyor musunuz? Yahu günde 20 kere insan Allah'a isyan eder mi? Muttakiyse edemez. Facirse eder. Bir muttaki Allah korusun diyelim ki bir sigara içti. İkinciye yapamaz bunu ya. Allah'tan korkar. Üçü dördü yapamaz. Israr edemez o günahta. Ancak muttakilik fucura dönmüşse o zaman bunda ısrarcı olabilir. Bir muttaki mesela yalan söyleyemez ısrarla. Allah korusun ola ki bir kere söylese hemen istiğfar eder, bir daha dönmez o günaha. Bir muttaki ard arda faiz çekmez. Gıybet ard arda yapmaz. Ola ki bir kere yapsa hemen vazgeçer, af diler, bir daha onda ısrar etmez. İşte muttakileri facir insanlardan ayıran nokta burasıdır. Günah işlememeleri değil. Dünyanın en takvalı insanları sahabeydi peygamberlerden sonra. Onlar bile birçok günahı işlediler ama Allah onları muttaki olarak adlandırdı. Niye? Israr etmediler. Biz de eğer muttaki olmak istiyorsak günah işlemeyeceğiz değil. Günah işlesek bile ısrar etmeyeceğiz. Bunu becerirsek Allah'ın izniyle biz muttakiler zümresinden oluruz.